Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Rabbimin, güzel Allah'ımın yine güzel isimlerini tanımaya devam ediyoruz. Aklım yettiğince, kalbim izin verdiğince, Rabbim izin verdiğince bunları size en kısa şekliyle zamanınızı çok fazla almadan ama cümleleri doğru kurarak size aktarmaya çalışıyorum. Rabbim kabul etsin ve kalbinize inşallah nasip etsin. Kalbinize işlemeyi nasip etsin inşallah. Bugün El-Zahir ismini, Rabbimin El-Zahir ismini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Her isim aslında Allah'ı tanımamız için bir yol. Her isim hayatımızda bilinmezliğe bir ışık tutan bir sokak lambası gibi. Her bir Allah'ın o güzel isimleri bizim aslında dünyada aradığımız, cevaplarını bulmaya çalıştığımız konulara bir ışık. Ve yanılmıyorsam Hadid suresinde geçiyor orada. Daha önce biliyorsunuz ya evvel ya ahir, ya zahir, ya batın isimlerinin geçtiğini Hadid suresinde olduğunu hatırlıyorum. Daha önce de zaten biliyorsunuz Yüce Allah'ımın evvel ve ahir isimlerini, ya evvel ve ya ahir isimlerini sizinle paylaşmıştım. Şimdi de bugün de aslında Hadid suresinde geçen Rabbimin El-Zahir ismini naçizane sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Fakat bunu söylememin sebebi şu: bazı isimler vardır ki, Rabbimin bazı isimleri vardır ki yan yana olan bazı isimler vardır. Yani ya evvel ve ya ahir gibi. Burada da Allah'ımın, Yüce Rabbimin bu güzel iki ismi aslında yan yanadır. Fakat daha iyi anlaşılmak üzere şu anda sadece El-Zahir ismini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi El-Zahir deyince aslında Allah'ın bizim boyutumuzdaki her şeyde görünür halde olması demektir. Yani varlığı açık olması demektir. Fakat varlığı açık olmadan önce mutlaka bir mana aleminden gelmiştir. Yani biz Allah'ı gördüğümüz her yerde anlayıp idrak edebilmemiz için, yani bir şeye baktığınızda önce aslında onu Allah izin verdiği için yaratıldığını, Allah bir manaya karşılık bir maddeyi yarattığını anlayabilmek için El-Zahir ismini zikretmek gerekir. Çünkü öyle bir haldir ki, yani bir ağaca baktığınızda orada Allah'ın varlığını, yani odun nasıl elma versin? Örnek veriyorum. Yağmur damlası aşağıya doğru inerken o belirli bir yoğunluğa ulaşmadan nasıl düşsün? Ateşin yaktığını, rüzgarın üşüttüğünü, atıyorum işte karın soğuttuğunu, dondurduğunu senin idrak edebilmen için Allah'ın varlığının orada olduğunu bilmen lazım. O zaman işte şu soru işareti, bu nasıl oldu, anlamadım. İmkansız, bu olmaz. Böyle bir şeyi o zaman konuşamazsın. Böyle bir şeye çok fazla dilin gitmez. Çünkü olan bütün her şeyin içerisinde El-Zahir ismi bu dünyada bizim anlayabileceğimiz her yerde bu kendini, Rabbimin ismi kendini açık etmiştir. Kısadan ise El-Zahir ismi Allah'ın kendisini bize tanıtmak için madde alemindeki varlığını açık hale getirme şeklidir. Bir tohumun toprağın içerisinden yukarıya doğru çıkıp bir meyveye, bir sebzeye bürünmesi, baktığınızda bunu görebilmek için El-Zahir ismini çokça zikrediyor olmuş olmanız lazım. Veya bir hastalığınıza baktığınızda onun iyileşme potansiyelini hissettiren Allah'tır. Veya bir parmağınız kesildi, bir baktınız bir hafta sonra kapanmış. Şimdi buraya baktığınızda iyileşmiş dediğinizde orada aslında El-Zahir ismiyle Rabbim onu kendisinin görünür hale getirdi. Bak ben kapattım dedi. Bunu anlayabildin mi dedi. Fakat El-Zahir ismini zikretmediğinde, yani Allah'ın bizim beş duyu organımızla
etrafımızda gördüğümüz, gözlemlediğimiz şeylerde, her şeyin içerisinde Allah'ın varlığını görmek el-zahirdir. Ama sen bu ismi zikretmezsen, çünkü el-zahir ahlak demektir. El-batın edep demektir. El-zahir zikrettiğinde ahlakın da güzelleşir. Çünkü niye? Benlikten uzaklaşırsın. Ben yaptım, ben ettim, kendimi iyileştirdim. İşte ben öğrendim, ben mezun oldum. Allah aklının içerisine bolluk ve bereket vermezse, aklının içerisine hidayet vermezse ve sen bunu anlayabilmek için Allah'ın El-Zahir isminle açığa çıkmazsa nasıl olacak? O yüzden El-Zahir ismini bolca zikredelim, bolca emek verelim. Çünkü aksi halde kibire, aksi halde şirke, aksi halde isyana gideriz. Allah'ın bu dünyada onu tanımamız için birçok şeyin içerisinde kendi varlığını açık etme hali El-Zahir ismiyledir efendim. El-Zahir ismini zikrettiğinizde bunu, etmediğinizde, anlamadığınızda olan birçok olaya aklınızın ermediğini ve Allah'ın varlığını hala aramaya çalıştığınızı, Allah'la olan bağınızın zayıfladığını görürsünüz. Oysa ki Allah her yerde, büyüyen yaprakta, düşen suda, hastalığınızın içerisindeki şifada, her şeyin içerisinde. Efendim, hamd ve şükrünüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun, hürmetlerimle.